Merhaba arkadaşlar. Bugün Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 5 Mayıs 2018 tarihli Üç fidan başlıklı köşe yazısını seslendiriyorum. Arkadaşlar hatırlarsınız ya da biliyorsunuzdur... ...aydınlanma meşalemiz, toplum liderleri olabilecek üç fidanımız gencimiz... ...1972 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan Hıdırıles gecesi... ...saat 01'de sokağa çıkma yasağının olduğu bir gecede idam edilmişlerdi. Onların hatırasına Bekir Coşkun'un bu değerli köşe yazısını seslendiriyorum. Babası onun... Kayaş'ta karlı bir Şubat sabahı doğduğunu düşündü. Yatağının kenarında oturdu, oğlunun son mektubunun kağıdını saçlarını okşar gibi okşadı. Kitaplarımı küçük kardeşlerime verin diyordu. 6 Mayıs 1972'de 46 yıl önce bu tarihte Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Ulucanlar hapishanesinin avlusunda asıldılar. Kimi zaman bu millet deniz gezmiş gibi gençlere biraz olsun kulak verseydi bugünlere gelinir miydi diye düşünürüm. Ben her zaman düşünürüm arkadaşlar. 1 Kasım 1968'de Deniz Gezmiş ve kimi gruplar Samsun'dan başlayarak Ankara'ya kadar Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlemişlerdi. Dinciler yollarını kesmek için hareketlendiler. Emniyet müdürü bunun haberini almıştı. Bir süre yürüyüşe engel oldu. 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacaklardı. Düştüler yola. Üçüncü hamur kağıda afiş bastırmışlardı. Büyük Türk milleti, Atatürk için toplanalım. Mustafa Kemal'in milli kurtuluş idealini yaşatmak için, Mustafa Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere dur demek için, milletçe yabancı uşaklığına düşmekten kurtulmak için, tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye için, Gazi Mustafa Kemal'in milli kurtuluş saflarında toplanalım. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. İdama giden yolda ise mahkemede şöyle diyordu Deniz Gezmiş. Vatan toprağı işgal altındayken bizim milli bütünlüğümüzü bozmakla suçlanmamız gülünçtür. Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çok şaşırırdı. Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasanın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Yukarıdaki o, ulusun zulme karşı direnme hakkını kullanıp çocuklarına sahip çıksaydın ya millet. Bu halde mi olurdun? Şimdi önümüzde bir fırsat var. Uyanman için daha çok mu gencecik fidanlar lazım? Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz Sayın Bekir Coşkun'a değerli köşe yazısı ve paylaşımı için. Arkadaşlar eğer ki beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok önerilecek ve daha çok arkadaşımız 3 vidanımızın, gençliğimizin, aydınlığımızın, geleceğimizin nasıl katledildiğini öğrenecek ve bu değerli köşe yazısından faydalanacaktır. Benim bu köşe yazılarını seslendirmemin nedeni görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin ya da bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan da köşe yazısı haber dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına haberlere ulaşmalarını kolaylaştırabilmek. Bundan sonraki seslendirmelerimi de kaçırmamak isterseniz arkadaşlar oynatma listem sesli köşeye ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için iyi günler dilerim. Honey, though our friendship ceases